Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Raporu açıklarken hem gazeteciler hem de ekonomistler oradaydı. Ve en çok merak edilen konulardan birisi de aslına bakarsanız enflasyondan çok Merkez Bankası'nın rezervleriydi. Son dönemde biliyorsunuz Financial Times'ın özellikle yaptığı haberden sonra Merkez Bankası rezervleri 28 milyar dolar mı, 16 milyar dolar mı? Kısa vadeli swaplar Merkez Bankası'nın rezervlerinde, net rezervler için konuşuyoruz, görünüyor mu, görünmüyor mu gibi soru işaretleri epey hakimdi sevgili dostlarım. Ve nihayet bu toplantıda hem ekonomistler hem de gazeteciler bu sorunun üzerine epey gittiler. Ve Murat Çetinkaya da, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da bu konuyla ilgili açıklama yaparken 5.2. kutuyu işaret etti. 80. madde 5.2. kutuyu işaret etti ve bu kutuda aslında her şeyin net bir şekilde açıklandığını söyledi. Kısa vadeli borçlar var. Bu yıl ödenmesi gereken dış borçlar var ve özel sektörün borçları var. Bu borçlar ödenirken Merkez Bankası ihtiyacı karşılayabilecek mi? İhtiyacı karşılayamadığı durumda bu firmalar bu parayı nereden bulacaklar? Ve dolar arayışı içerisinde piyasadan para çekmeye başladıkları an itibariyle acaba doların seviyesi nereye kadar yükselecek? Bugün aslında bu soruların cevabı arandı. Çok kısaca sizlere madde madde buradan da okuyacağım. Yani Merkez Bankası'nın neler söylediğini, o 80. maddenin içinde neler yer aldığını kısa kısa sizlere okuyacağım ve bunları yorumlayacağım. Eğer ki anladığım gibi ise çok sert hareketlilikler gözlenebilir dövizde ve Merkez Bankası'nın elindeki tek silahında faiz silahı olduğunu görebiliriz yakın zaman içerisinde. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Faiz silahı da istenildiği gibi kullanılamazsa eğer çok hızlı döviz hareketleri gözlemleyebiliriz sevgili dostlarım. Hemen şöyle bir bakalım. Ne demiştik? Enflasyon raporunun 80. sayfasında yer alan 5.2 numaralı kutu işaret edildi Murat Çetinkaya tarafından. Bankanın uluslararası rezervlerine ilişkin açıklama burada yer alıyor. Buraya bakın dendi. Hemen oraya gidiyoruz ve bakıyoruz ne yazıyormuş orada. Para otoritelerinin kullanımına açık ve kontrol edebildiği altın ve yabancı para karşılığı olan varlıklar diyor. Yani kısa vadeli swap işlemleri yüksek faizle elde edildi ve aslına bakarsanız bu bir rezerv değil bir yükümlülük gibi de düşünülebilir. Çünkü çok yakın zaman içerisinde bu swapların karşılığı ödenecek ve Merkez Bankası rezervleri şu anda bunları kullanarak yüksek görünüyor olabilir ama bir hafta sonra bir anda rezervlerde biz 8-10 milyar dolarlık bir aşağıya hareket görebiliriz. Neden? Çünkü swapların vadesi gelmiştir ve ödeniyordur. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Tekrar bir swap pozisyonu açılabilir diyebilirsiniz. Ama Merkez Bankası'nın rezervleri bu gördüğümüz kadar düşük seviyelerde ise yabancı paranın maliyetini daha yukarı çekecektir. Ve para maliyeti giderek arttıkça da Merkez Bankası'nın ve Türkiye hükümetinin ödeyeceği bedel de artacaktır. Önemli bir ayrıntı bu. Bu bütçeye ekstra bir yük bindirebilir sevgili dostlarım. Daha da ötesi Merkez Bankası rezervleri yabancılar tarafından riskli olarak görülmeye başlanırsa swap işlemleri de yetersiz olmaya başlayabilir. Bunu da altını çizelim. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları kaynaklar da dahil olmak üzere brüt rezervlerin tamamı rezerv ölçüm göstergelerinde esas alınmaktadır. Bu madde ne anlama geliyor kısaca açıklayayım. Diyor ki burada Merkez Bankası rezervlerinden, brüt rezervlerinden bahsederken elimde bankaların mevduat karşılıkları bulunuyor döviz olarak bende. O nedenle ben onları da rezervlerimden sayıyorum. Gerektiğinde de bunları kullanabilirim diyor. Merkez Bankası bunları kullanır ise aslında bankaların ve vatandaşın parasını kullanmak isteyecek ve vatandaş yarın öbür gün döviz tevdiat hesaplarında bulunan parasını çekmek istediği zaman bu parayı karşılamak zorunda kalacak. Çünkü başkasının parasını kullanıyor olacak. Onun için diyoruz ki özellikle mevduatlar Merkez Bankası rezervi olarak kabul edilemez. Çünkü her an kullanım için vatandaş tarafından talep edilebilir ya da borç ödemesi için bankalar ya da şirketler tarafından talep edilerek geriye istenebilir. Bu durumda vatandaş, şirketler ya da bankalar bu dövizleri Merkez Bankası'ndan geriye istediklerinde herhangi bir dış ödeme gerçekleşmeyeceği için dış borç ödemeleri azalmayacaktır. Ama Merkez Bankası'nın rezervlerinde çok ciddi bir aşağı hareket olabilecektir.
Bu da önemli bir tehlikeyi işaret edebilir diyorum. Benim gördüğüm bu, bu açıklamadan. Merkez Bankası rezervlerinin dış borç ödemeleri konusunda yetersiz kalabileceği endişelerinin hakim olduğu bir başka maddeden bahsedeceğim şimdi sizlere. Rezerv ölçümüne ilişkin bir diğer önemli husus da ülkenin bir bütün olarak dış yükümlülükleri karşısında bulundurulan rezerv varlıkların hesaplanmasını değerlendirirken yalnızca resmi rezervleri değil, bankacılık sistemi ve firmalar kesiminin yabancı varlıklarının da göz önünde bulundurulması gerekliliğidir. Yani ne diyor burada? Biz herhangi bir firmanın da döviz rezervini kendi rezervimiz olarak kabul ediyoruz. Ve ihtiyaç duyarsak bunları da kullanırız diyor. Meal bu. Merkez Bankası bu rezervleri, yani kendisine ait olmayan bankacılık sisteminin rezervlerini ya da firma rezervlerini kullandığında, yarın öbür gün bunların da dövize ihtiyacı olduğunda bu firmalar ya da bankalar bu dövizi nereden bulacaklar? Direkt piyasaya dönecekler. Biliyorsunuz döviz tevdiat hesaplarında özellikle vatandaşların çok ciddi miktarda paraları var. Oradan bir talepleri olacak. Vatandaş bu noktada, ya kardeşim ben pozisyonumu aldım, dövizin nereye gideceği belli değil kanısında olursa, ki olma ihtimali çok yüksek ve nereden dövizini bozacağı da belli olmaz ise, o zaman dövizin yükselme noktası ne olacak? Yani vatandaş ya da firmalar ya da yatırımcılar diyelim, döviz yatırımcıları hangi noktada tamam ben artık buraya kanaat getirdim, 6.20, 6.50, 7, 8, 9, 10, 12, 15 nerede karar verip dövizlerini bozduracaklar? Bu çok kritik bir soru. Merkez Bankası'nın burada vatandaşın, firmaların ya da bankaların parasını kendi rezervi gibi göstermesi çok ciddi bir riski aslında işaret ediyor sevgili dostlarım. Merkez Bankası verilerine göre Şubat ayı sonu bence en tehlikeli nokta bu, ki aslına bakarsanız dövizdeki sert hareketi işaret ediyor. Onun için zaten dolarda bir düşüş görmedik. Oysa ki Merkez Bankası istediğim an itibariyle faiz arttırımına gidebilirim, diğer enstrümanları kullanabilirim. Bunu da artık yapısal bir model olarak kullanıyorum. Her an her şekilde kullanacağım için bunu bugün bu raporda belirtmedim diyor. Keşke böyle bir iletişim hatası yapmamış olsaydı, bunu daha önce açıklasaydı, raporu sunmadan önce, hatta faiz kararını açıklamadan önce sunsaydı, belki o zaman döviz üzerinde çok daha olumlu bir etkisi olurdu. Neyse, Merkez Bankası gün sonu itibariyle ne yaptı? Diyor ki ben yapısal bir tedbir olarak sıkı para politikasını kenarda bulunduruyorum. İstediğim zaman da bunu uygularım kardeşim diyor. Piyasaya böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Piyasa da şunu söylüyor. İyi de sen sıkı para politikasını da bir yere kadar uygulayabilirsin. Eğer ki dövizde çok ciddi dalgalanmalar olursa yine senin döviz rezervine ihtiyacın olacak. Bu döviz rezervi gücüne sahip misin, değil misin? İşte ona bir cevap veriliyor. Neden döviz rezervi önemli? Kısa vadeli işte ihracat, teşvik vesaire gibi gelirlerin Merkez Bankası tarafından ödenmesi gerekiyor. Daha önemlisi kısa vadeli borçlar ya da orta uzun vadeli borçların ödemesi geldiği zaman Merkez Bankası'na dönülüp deniliyor ki bana bu kadar para ver, ihtiyacım var. Bunun karşılığında TL veriliyor, Merkez Bankası'ndan döviz alınıyor ve borçlar ödeniyor. Eğer ki Merkez Bankası'nda bunu karşılayabilecek döviz yok ise işte sorun orada başlıyor. Nasıl bir sorun başlıyor? Merkez Bankası rezerviyle karşılayamadığı için firma ya da kamu gidiyor bunu piyasadan tedarik etmeye başlıyor. Frenlenemez bir kur artışını beraberinde getirebilir bu süreç. Bu çok riskli bir süreç. Bakın onu da burada görüyoruz. Bu maddede görüyoruz. Onun için uzun uzun açıkladım sizlere. Merkez Bankası verilerine göre Şubat ayı sonu itibariyle bir yıl içerisinde ödenmek zorunda olan dış borç 118.3 milyar dolar. Yani bir yıl içerisinde, ki önümüzdeki ay 8 milyar dolar, ondan sonraki ay 8 milyar dolar gibi ödemeler var. Bu bir yıl içerisinde tam 118.3 milyar dolarlık bir ödememiz var. Bitmiyor bununla da. Yanına bir de cari açıktan doğacak ödememiz var. O da 118'in üzerine yaklaşık 22 milyar dolar daha bir baskı yapıyor. Tahmini 140 milyar dolarlık bir dış borç ödememiz var sevgili dostlarım. Yani dışarıya bu kadarlık kaynak bulmamız gerekiyor. Bu parayı nereden bulacağız? Merkez Bankası'nda kaynak yok.
rezerv yok. O zaman biraz önce söylediğim gibi gideceğiz piyasadan bulmaya çalışacağız. Piyasadan bulurken de ister istemez döviz fiyatlarını yükselteceğiz. Neden bu kanaate vardık? Çünkü Merkez Bankası yok kardeşim. Ben piyasadaki parayı da kendi rezervim olarak kabul ediyorum. Bankacılık sistemindeki vatandaşın döviz tevdiat hesaplarındaki paralarını da kendi rezervim olarak kabul ediyorum. Bankalarda, firmalarda, vatandaşlarda döviz tevdiat hesaplarında paralar var. Bu paraları da gerektiğinde Merkez Bankası kullanabilir diyor. Eğer ki yarın öbür gün 140 milyar doları bulmak için, bırakın 140 milyar doları, dediğim gibi kısa vadede bir 8 milyar dolarlık ödeme var. Merkez Bankası'ndan bu para bulunamazsa çok ciddi bir döviz talebi olacaktır piyasadan ve bu da doların hızlı bir yukarı hareket yapmasını beraberinde getirecektir. Evet sevgili dostlarım, buradan çıkarttığımız, totalde çıkarttığımız sonuç şu. Merkez Bankası itiraf ediyor. Benim rezervlerim ne yazık ki yeterli değil diyor. Özellikle net rezervlerinin yeterli olmadığını söylüyor Merkez Bankası. Ben diğer bütün kaynakların hepsini kendi rezervim olarak görüyorum diyor. Yine bir itiraf. Ve bu rezervleri gerektiğinde kullanırım diyor. Ama bu rezervleri kullandığında yerine nasıl koyacağıyla ilgili net bir veri yok elimizde. Ve günün sonunda aslında Merkez Bankası'nın net rezervlerinin, kendisine ait olan rezervlerinin yeterli olmamasının getireceği bir kur baskısını hep birlikte yaşayabiliriz. Ve ne yazık ki söylediğimiz kurdaki o şok yükselişleri hep birlikte görebiliriz sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.